Akhisar'ın ilk internet haber portalı akhisarhaber.com. Her zaman bir haber önde. akhisarhaber.com. akhisarhaber.com'u tıklayın, bir farkınız olsun. Çok kıymetli Anadolu Gençlik Sevdalıları, İzzet ve şerefi Batı kulüplerinde değil, ancak ve ancak Allah'ın yanında olduğunu bilen değerli kardeşlerim. Basınımızın kıymetli temsilcileri ve güvenliğimizi sağlayan değerli emniyet mensuplarımız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz salı günü batılı egemen ülkelerin güdümünde faaliyetler yapan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan edişinin 65. yıl dönümü anma programları yapıldı. Bu programları çoğu yandaş medya ve yandaş kalemşörler övgü dolu yazılarla desteklediler. Anadolu Gençlik Camiası olarak biz diyoruz ki, feraseti kararanlar doğruları yanlış, yanlışları da doğru olarak görmeye başlarlar. Bu sebeple defalarca haçlı seferleri düzenleyip insanları acımasızca katledenler dünyaya asla barış getiremeyecekler. Sadık köleler oluşturmak için Afrika'dan gemiler dolusu masum insanı ailelerinden koparıp zorla ülkelerine götürenlerin dünyaya insan haklarını anlatmaya hakkı yoktur. Avrupa'nın ortasında ve tüm dünyanın gözleri önünde Bosna'da on binlerce masum insanı kadın, çoluk, çocuk demeden hunharca öldürüp cesetlerini toplu mezarlara itiverenler insan haklarını sahiplenemezler. Kan kokan tarihlerini ve çürümüş ahlaki yapısını Hollywood filmlerinde ruj sürüp parfüm sıkarak gizleyen, kendini bir yandan kudretli ve ihtişamlı göstermeye çalışırken diğer yandan da kan ve gözyaşı akıtmaya devam edenler dünyaya asla huzur getiremezler. Ebu Ghraib, Guantanamo gibi hapishanelerdeki tutuklu bulunan esirlere yapılan insanlık dışı hakaret ve işkencelerin sahipleri bize insan haklarını mı bildiriyorlar? Onlara cevabımız en mütevazi olarak ancak şöyle olur: hadi oradan, hadi oradan. Irak'ta paralı Amerikan askerlerinin savunmasız binlerce Müslüman kadına tecavüz edip öldürdükleri insanların cesetlerine idrarını yapanlar dünyaya insan haklarını biz getiririz sözünü söylemeye hakkı da yoktur, yüzü de yoktur. Filistin, Cezayir, Tunus, Doğu Türkistan, Libya, Somali, Irak, Suriye ve Mısır, Batı'nın insan haklarını ulaştırdıkları yerler eğer buralarsa biz bu bildirgeyi uygulayanları reddediyor, böyle bir insan hakları ve demokrasi anlayışını kabul etmiyoruz. Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin bir barış ve ilerleme projesi olmadığını haykırıyoruz. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanların dünyaya barış değil, kan ve gözyaşı getirdiklerini görüyoruz. Yaşıyoruz, izliyoruz. Anadolu Gençlik olarak zulüm karşısında kişisel ya da kurumsal menfaatlerimizi söz konusu etmedik. Ümmet olma şuuruyla hareket ettik. Menfaatçi ve çıkarcı olmadan bir zaman değil, her zaman haykırdık ve dik durduk. Bu basın bildirimizi Müslüman olsun ya da olmasın, tüm mazlumların temel hak ve özgürlüklerinin gerçek anlamda korunmasının ancak ve ancak kurulacak İslam Birliği'ne ait İslam ülkeleri birleşik askeri gücü tarafından sağlanabileceğini hatırlatmak için yapıyoruz. Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir sözünün sahibi olan batılı işgalciler, insan hakları, demokrasi, barış gibi sözlerle ülke insanlarının beyinlerini uyuşturmak,
ve mücadele etme kabiliyetlerini kör etmek niyetindedirler. Sözde kalmış göstermelik bu tür bildirgelerin savunucuları tarafından dünya maalesef şu acılarla yaşamak zorunda bırakılmıştır. 1. 7 milyar insandan 925 milyonu her gece yatağına aç girmektedir. 2 milyar insan yoksulluk sınırının altında sefalet içindedir. Her geçen 6 saniyede bir çocuk açlık nedeniyle ölmektedir. Ve her geçen 4 saniyede bir insan mülteci, yani memleketini terk etmek durumuna düşmektedir. Ama bakınız, dünya denilen bu gezegende başka tablolar da var. Gelişmiş 6 ülkede köpek maması için bir yılda harcanan tutar 32 milyar dolardır. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye 2014 bütçesinin 6'da biri. Kozmetik için bir yılda harcanan tutar 70 milyar dolardır. Profesyonel futbolcuların yıllık ortalama geliri 244 bin dolardır. Dünyanın ilk zengin 3 kişisinin serveti en fakir 48 tane ülkenin gelirleri toplamından daha fazladır. Halbuki bu gezegende temel insan haklarının temini için gereken kaynak dünya toplam üretiminin sadece %1'i kadardır. Öyleyse bu durum niçin düzelmiyor? Niçin insan hakları her geçen gün daha iyiye gidiyor? İşte burada inanç devreye giriyor. Batı'da insan insanın kurdudur. Orijinal tabiriyle homo homunus lupus inancı hakimdir. Çünkü aldıkları eğitimin temelinde Darwin'in doğal seleksiyon düşüncesi vardır. Yani ancak güçlüler ayakta kalır, zayıflar ölmeye mahkumdur. Bu düşünce vardır. Yani hayvanların arasındaki hayatı kendi hayatlarına örnek almıştır Batı. Çok kıymetli kardeşlerim, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin anma programlarından sadece 3 gün sonra Cemaati İslami Hareketi'nin Genel Sekreteri Abdülkadir Molla, Bangladeş'in kukla hükümeti tarafından idam edilmiştir. Birleşmiş Milletler, NATO, Uluslararası Af Örgütü ve buna benzer örgütlerin nezdinde insan hakları, eşitlik, adalet, barış, güvenlik gibi kavramların çerçevesine almadığı tek topluluk İslam ümmetidir. Genel Sekreter Abdülkadir Molla'nın idamı Allah'a, peygamberine ve ahiret gününe inanan her Müslüman nezdinde bir şehadettir. Bangladeş'te Müslümanlara karşı terör estiren çok yerde olduğu gibi kukla bir hükümet iş başındadır. Allah'ın laneti bu hükümetin mensuplarının üzerine olsun. Allah'ın laneti bu kararı alan sözde yargı mensubu kasapların üzerine olsun. Allah'ın laneti bu infazı gerçekleştiren cellatların üzerine olsun. Allah'ın laneti yeryüzündeki tüm zulümlerin arkasında yer alan Siyonizmin üzerine olsun. Şimdi bütün bu olayları gözden geçirdiğimizde tüm İslam coğrafyasında bir yangın olduğunu görüyoruz. Arakan, Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Lübnan, Suriye, Libya, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, işgaller, darbeler, tutuklamalar, yargısız infazlar, çatışmalar, sivil toplum kuruluşlarının protestoları, telinler, lanetler, kınamalar, ama netice değişmiyor. Yapılması gereken bir an evvel birleşik bir savunma gücü olan İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak biz her platformda Büyük İslam Birliği çağrımızı yinelemeye devam edeceğiz. Bu uğurda yaptığımız mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Ey şehit, yolun yolumuzdur. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. İzninizle Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Tükürün
milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere, tükürün Haçlıların o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne, medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün. Çağrımıza destek verip basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize Anadolu Gençlik Aksar Dergi Temsilciliği adına teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Allah razı olsun. Barış, Barış. Yanlardan da çekersiniz, seviniriz. Parolları. Tamam. Geldi kardeşlerim. Ölürken bile bize bir kahramanlık, mücahitlik örneği veren Abdülkadir Molla Beyefendinin gıyabında cenaze namazı kılacağız. Bu tarihte birçok kere zalimlerin yaptığı, işlediği suçtur ve onun sözleri bize ışık olmuştur, nur olmuştur. O affeyin, af dile, devlet başkanından af dile, af olunacaksın dediği zaman ben yalnız Allah'tan af dilerim, asın beni diyerek tavır koymuş ve gerçekten bizim ufkumuzu açmıştır. Ruhu şad olsun. Hiç unutmayacağız. Şimdi gıyaben cenaze namazı kılmaya niyet ettiğim şekilde niyet ediyoruz. Ve inşallah birlikte buradan acil olarak bu dualarımızı, ibadetlerimizi gönderiyoruz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Bu için El Fatiha!